Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere bu sarmaşık, minik sarmaşık gülleri adını verdiğim modelimizin yapımını anlatmak istiyorum inşallah. Hep birlikte yapalım. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Arkadaşlar bu modelimiz üçer ilmekten oluşuyor. Her bir sarmaşığımızda 3 adet ilmek bulunmakta, birer de aralarda bulunmakta arkadaşlar. Şöyle 4 sarmaşığımızı anlatsak yeterli olacaktır. 3, 6, 9, 12 arada var. 13, 14, 15, 16, 17. 2 de kenar. 18, 19 ilmek atarak modelimizin yapımına geçelim inşallah. Şimdi şöyle alalım ipimizi. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bakın. Şu ipimden gelen kısmı, bu diğer kısmı bilmeyen arkadaşlar için anlatmış olalım onu da aynı zamanda. Buradan geleni şu şekilde alıyorum. Şu şekilde parmağıma doladım. Bunu da baş parmağıma dolayıyorum ve çıkarıyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Bu şekilde 19 tane ilmeğimi attım. Siz tabi bunu büyüklüğüne göre kendiniz ayarlayacaksınız. Dediğim gibi 3 ve katları, aralardakileri de unutmazsak. Şimdi ilk sıramızda arkadaşlar bir tane kenar ilmeğimi bu şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde şu şekilde örüyorum. 1 2 3 tane önden ördüm. Bir tane arkadan ördüm. 3 tane tekrar önden örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir tane ara ilmeğim, ara sıram. Bir tane düz ördüm. Tekrar 3 tane tersinden örüyorum. Yani ipim önde örüyorum. Bir tane ipim arkada alıyorum tekrar. Tekrar 3 tane ipim önde bu şekilde ördüm. Ve son ilmeğimi de arkadan ördüm ve kenar ilmeğimi taktım. Şimdi burada kenar ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bu ilmeğimi, ters olan bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane, 3 tane ilmeğim var bakın arkadaşlar. İkisinin arasından şu boşluktan şişimi geçirip şu şekilde alıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Daha sonra önünde hemen 2 tane düzünü örüyorum. Ve burada kalan üçüncü ilmeğimle bu aradaki ters ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Tekrardan 3'e geldik bakın. İkisinin arasından ilmek çıkartıyorum şu şekilde. 1 2 tane örüyorum. Şu üçüncü ilmeğimle yanındaki ters olan ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bu modelimin ilk sırası. Aldım. İlmeğimi çıkarttım. Hemen yanındakileri düz olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de bununla düz örüyorum. Ve diğerine geçiyorum. İkisinin arasından ilmek çıkartıyorum. 1 2 örüyorum. Bu ikisini birlikte örüyorum. Düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Arka sıramızda kenar ilmeğimizi bu şekilde ördük. Bakın burada ters. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Diğer aradaki 3 ilmeğimi ön taraftan şu şekilde örüyorum. 2 3. Tekrar orta ilmeğim, yani aradaki ilmeğim, iki sarmaşığımın arasındaki ilmeğimi düzleştirdim. Diğer 3 taneyi ters olarak örüyorum. Tekrar ortadaki ilmeğimi düzleştirdim. Diğerini önden ters olarak örüyorum. Ortadakini düzleştiriyorum. 3 tane
ters olarak bu tarafta ters, öbür tarafta düz olacak. Ve düzleştirdim ve döndüm. Tekrar ön tarafa geldik. Burada kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu ters olan ilmeğimi düzleştiriyorum. Bakın, iki tane atlıyorum. İkinci ve üçüncünün arasından şuradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ikisini düz olarak örüyorum. Ve üçüncü ilmeğim, bakın üçüncü ilmeğimle şu aradaki ilmeğimi birleştiriyorum. Tekrar ikisinin arasından ilmek çıkarttım. İki tane düz ördüm ve bunları birleştiriyorum. Tekrar aradan ilmek çıkartıyorum. Bir, iki tane örüyorum. Üçüncüyü bununla birleştiriyorum ve çıkarttım. Bakın buradan ikisinin arasından çıkarttım. Onu örmüyorum. Sadece çıkartıyorum arkadaşlar bunu. Örmeden. Bu ikisini, hemen önünden gelen ikisini örüyorum. Bunu da diğeriyle birleştiriyorum. Yani bu aradan çıkararak çoğaltmış olduğum ilmek sayımı burada ikisini birlikte alarak kesmiş oluyorum. Ve ilmeğimi takıyorum. Şimdi tekrar yapalım. İlk ilmeğimiz düzleştiriyorum. 3 tane ters örüyorum. Tekrar düzleştiriyorum. Tekrar 3 tane tersten örüyorum. Düzleştirdim, tersten ördüm. Bence bu modelden çok güzel bebek yeleği olabilir. Bebek ceketi olabilir. Ama ne zaman? Baharlık. Baharda giymek için. Kış için de olur aslında ama biraz daha ipinizin kalın olması lazım. Çeyizlik yelek de olabilir. Bakın kenar ilmeğimi ördüm. Ters olan ilmeğimi düzleştirdim. İkisinin arasından çıkardım. Ve düz olarak ördüm. Diğeriyle birleştirdim. Ördüm. İkisinin arasından çıkardım. İki tane düz ördüm. Bunu da düz örüyorum ama diğer aradaki tersle birleştirerek örüyorum. Tekrar ikisinin arasından çıkarttım. Bununla birleştiriyorum. Modelimizin yapımı çok kolay arkadaşlar. İnanın çok kolay. Şu anda batik bir ip kullanıyorum. Bu renk geldi. Yukarıya çıktıkça rengi değişecektir. Tek renk, batik renk. Kalın ip, ince ip, hepsini kullanabilirsiniz. Düz olarak örüyorum ters olan ilmeğimi. Tekrar 3 düz, 3 ters pardon. 1 tane düz, 3 ters, 1 tane düz, 3 ters. Arka tarafta bu şekilde. Yani 3 tane ters örüyoruz, 1 tane düz örüyoruz. Ön tarafta hep düz gidiyor modelimiz normalde. Ve geldim. Şimdi dönelim. Şimdi bakın ön taraf hep düz. Bu kenardaki ilmeğimi onu tersi düzleştirdim. Şimdi ikisinin arasından aldım. Çıkardım. 1, 2. Bakın hep düz örüyorum. Yani ipime bir arkada oluyor. İpimi çıkardım. 1, 2. İkisini ne yaptım? Birlikte alıyorum. İpimi çıkardım. İlmek aldım. 1, 2. Ne yapıyorum? İkisini birlikte örüyorum. Ön tarafta da yapmamız gereken işlem bu arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi arkadan örüyoruz. Bu arka tarafta ise dediğim gibi 1 düz, 3 ters. Yani şimdi 1 düz, 1, şu 2, şu 3. 1 düz, 3 ters. 1, 2, 3. 1 düz, 1, 2, 3 ters. 1 düz, 1, 2, 3 ters. 1 düz ve kenar ilmeğimi taktım. Bakın görünümü bu şekilde olacak. Bunu sarmaşık gibi, sarmaşık gülleri
de diyebiliriz. Sarmaşık yaprak, minik yapraklı sarmaşıklara da benzettim ben. Yalnız çok hoş bir model oluyor. İleriye gittikçe sıra sıra çeyizli kelekler de eminim çok güzel olacak. Çünkü öyle olsun diye ince ip kullandım normal modelimde arkadaşlar. İnce bir ip, koyu bir renk ama bakın nasıl belli ediyor kendisini, sıra sıra duruyor bakın. Modelimiz yapılışı bu kadar kolay. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum arkadaşlar. Değişik modeller isterseniz onların da Instagram sayfamdan, Facebook sayfamdan gönderebilirsiniz. Instagram'da sayfamın adı aynı, örgü mü dediniz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın kalın bir ip, batik bir ip. Bu da ince bir ip. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bakın ince bir ip. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.